bizim için bu seçim tarihi olduğu kadar bir de stratejik bir önem taşıyor. Çünkü yüzyıldır işte kendi topraklarında inkar, imha ve asimilasyon politikalarına maruz kalan Kürt halkının aslında bu rejimi devirme gibi bir iddiasıyla da biz bu seçime giriyoruz. O haliyle de bizim için tarihi önem taşıyor ve stratejiktir. Özünde de 21 yıllık AKP-MHP iktidarının aslında Kürtler üzerinde ve tüm muhalifler üzerinde hayata geçirmiş olduğu politikalar var. Bu politikaların hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman, yani Türkiye'de işte muhalif, sol sosyalist ve Kürtler nasıl nasibini almışsa, özellikle Van'a geldiğimiz zaman yereldeki insanların da bundan ciddi şekilde etkilendiğini ve ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Evet, bir boyutuyla ekonomik kriz var. Ekonomik noktada insanlar gerçekten evlerine artık ekmek götüremeyecek durumdalar. İşte soğanın kilosu 20-30 liralara varmış durumda. Ama bizim açımızdan daha farklı bir boyutu da var. Gerçekten hani yani yıllardır verilen bir mücadele var ve verilen bedeller var. Biz bu bedeller ve verilen mücadelelerden sonra yani zafer bayrağıyla artık bu mücadeleyi taçlandırmamız gerekiyor. O inançtayız. Bu saatten sonra kesinlikle geri adım atmayacağız. Bizim açımızdan o haliyle de yani 100 yıllık bir rejimi devirme ve bu rejimin karşısında demokratik cumhuriyeti oluşturmanın önünü açma, yani üçüncü yol stratejisini hayata geçirme babında da bu çalışmaları yürütüyoruz. Az önce de ifade ettik, evet, yerelde de bu özellikle son 21 yıllık iktidarın hayata geçirmiş olduğu politikalar var ve bu politikalardan en fazla etkilenen kentlerden bir tanesi Van. Biliyorsunuz iki dönemdir yani seçilmişlerimiz, irademiz yok sayılıyor, yerlerine kayyumlar atanıyor ve bizim özelde kadın noktasında hayata geçirmiş olduğumuz çalışmalar, kadın kurumlarımızın hepsi ilk etapta hedef alınan kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Neydi işte, kadın yaşam merkezlerimiz var, kooperatiflerimiz var. Yani kadınların nefes alabileceği, rahat edebileceği, kendilerini ifade edebilecekleri ve ekonomik noktada aslında ellerinin güçlü olabileceği alanlar var. Ama her defasında işte iktidarın ilk yöneldiği şey kadın çalışmaları oluyor, kadın kazanımları oluyor. Çünkü aslında iktidar da kadının bu mücadelenin içerisinde özgüç olduğunun farkında. Kadının mücadelenin özü olduğunun farkında. O yüzden aslında ilk etapta hedef aldığı şeyler kadın kazanımları. Bizim 2014 yılında da işte 2019 yılında da kurumlarımız vardı. Hayata geçirmiş olduğumuz projeler vardı. Bu projeler yarım kaldı. Seçimden sonra tekrar bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarımız olacak. Biliyorsunuz burada yürütülen özel bir savaş politikası da var. İşte üniformalılar tarafından açığa çıkarılan işte taciz ya da tecavüz ve devamında aslında üniformalı olmadan kaynaklı da bir cezasızlık politikasıyla da karşıya karşıya kalıyoruz. Bu yönüyle aslında buradaki özel savaş politikalarının daha fazla teşhir edilmesi noktasında da çalışmalarımız olacak. Yine kadınların kendilerini daha rahat hissedebilecekleri yaşam alanları oluşturma noktasında çalışmalar olacak. İşte kooperatifler oluşturacağız. Toplumsal cinsiyete yönelik eğitim çalışmaları, yine kadınların öz savunma becerilerini geliştirme noktasında eğitim çalışmalarımız olacak. Aslında yıllardır hani istediğim ama hayata geçiremediğimiz bir proje var, bir örneği var. Cinvar projesi. İşte kadınlara ait bir köy ve kadınların orada kendi üretimlerini yaptıkları ve bunu kendilerinin yine satışa sunduğu, orada hem sosyal hem ekonomik olarak kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ve aslında kendilerini daha özgür hissettikleri alanlar. Yine aynı şekilde özellikle AKP-MHP iktidarı döneminde biliyorsunuz kadına yönelik şiddet had safhaya ulaştı. Buna yönelik çok dilli alo şiddet hatları üzerinden de bir projemiz var. O çalışmaları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz.